Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben ne yapıyorum? Şöyle kıymam vardı. Buzlukta vardı. Buzluktan çıkarmadım. Taze aldırdım kasaptan. Dolaba hiç koymadım. Şimdi kuru köfte yapacağım. Onu yoğuruyorum. Tabii ki içinde 2 tane soğan çektim. Şu soğan makinesinden 2 tane soğan. Baharat koydum. Bir de yumurta, bir de kuru ekmek koydum. Şimdi bunları güzelce bir yoğuracağım. Köfte haline getirmeyeceğim. Böyle yoğrulmuş bırakacağım. Bir de yumurta kırdım şöyle. Buzdolabında dinlendireceğim. Akşam için güzel bir kuru köfte yapacağız inşallah. Arkadaşlar ben şimdi köfteleri yuvarladım. Tamam mı? Yaparsın, bekle biraz. Teknik kahve yapacakmış da onu söylüyor. Şimdi arkadaşlar ben köfteleri böyle yuvarladım. Şöyle bir poşete geçirdim. Hazır ettim. Şimdi bunu ben dolaba kaldıracağım. Acayip şekilde de soğan kokuyor. Acayip. Da koymasam mı dolaba? Dışarıda mı bıraksam? Bilemedim. Kararsız kaldım. Şimdi şuraya 1 kilo unumu dökeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Biraz daha unum var. Onu da döksem mi? Onunla açsam mı? Biraz alayım. Sade yufka yapacağım. Artık ne derseniz arkadaşlar, ekmeğin isimine bazlama, yufka, öyle sade ekmekler yapacağım. Şöyle bir paket kuru mayayı attım. Ben kuru maya kullanıyorum. Yaş maya bizde mide rahatsızlığı yapıyor. Sesim de çok bir tuhaf çıkıyor bugün. Ve içine şöyle bir karıştırayım şunu. Evet. Birazcık da tuz. Yeterli. Birazcık da tuz attım. Ve bir tane yumurta kıracağım içine. Şöyle güzel bir bazlama yapmak istiyorum. Azıcık süt. Çok az süt, yumuşak olması için. Tamam. Şurada suyumu. Evet, suyumun sıcaklığı güzel. Böyle şimdi arkadaşlar ben bunu yoğuracağım. İçine başka hiçbir şey koymayacağım. Yalnız burada kamerayı kapatacağım. Çünkü yoğururken nefes nefese kalıyorum. O yüzden kapatıyorum. Sonra yoğrulmuş şeklini gösteririm. Arkadaşlar rahat bir şekilde yoğurdum ben hamurumu. Şöyle. Güzel. Tabii benim gözüm alıştı. Çok hamur yoğurmaya. Bu bana az geliyor gözüme. Ben her zaman 2 kilo undan yapıyorum hamurlarımı. Ama olsun, Rabbim bereketini versin. Bu da 1 kilo undan oldu. Olsun. O şimdi kabarır yeter. Zaten köfteleri içine dürelim diye yapacağım bu yufkaları. İknur da kahveleri yaptı. İknur, burada bir kahve var. Al kahveni. O arada İknur kahveleri de yaptı. Hamurum da oldu. Dediğim gibi arkadaşlar, eğer ki ele hamur yapışmıyorsa hamur oldu demektir. Ve pürüzsüz bir hamur oldu. Şimdi ben bunu yine poşetleyeceğim köfte gibi. Ya da hiç acelem yok. Poşetlemeyeyim ben bunu. Bunun üzerine bir bez örteyim. Şöyle. Acelem yok çünkü. Köfteleri de şöyle koyayım üstüne, burada beklesin. Dinlensin, burada kabarsın. Sonra hep beraber yaparız. Ben şimdi kahvemi yudumlamaya gideyim. Bir de Kader arkadaşım bana hediyeler göndermiş. Onları da sizlerle paylaşacağım. Önce bir kahvemi içeyim. Bir de saçımda şalım yok. Şalımı takıp karşınıza geliyorum hemen. Arkadaşlar hamuru yoğurdum.
İdiyoda nerede kaldığımı hiç hatırlamıyorum. Hamuru yoğurdum, dışarı çıktım İbo'yla. Biraz dolaştık, gezdik. Hatta onu video yaptım. O videoyu izlediniz siz. Sesim de değişti. Çok yoruldum, oraya gittim geldim. Havada çok güzel, sıcak. Dışarıdan geldim hemen üstümü değiştirmeden. Çünkü saçımı açacağım arkadaşlar. Çok bunaldım. Hamur işi de yapacağım için başörtüyle yapamıyorum. Bunaltıyor beni. Saçım kapalıyken şu ablamın bana gönderdiği hediyeleri göstermek istiyorum. Ablam dediğim, burada tanıştığım, diyaliz merkezinde tanıştığım Hülya ablam benim. Buradan çok öpüyorum onu. Çok sevdiğimi söylemek istiyorum. Bana ufacık darılmış ama biliyorum ki onun kalbi çok temiz. Yine de dedi ki, Emine tamam ben sana darıldıydım ama yine tamam dedi. Küsmüyorum, darılmıyorum. Çünkü hasta hastanın halinden anlar. Neden darılmış? Ben hastaneye yattığımda böbrekten biyopsi alındığı zaman da ablam da rahatsızlanmış. Ve onu tabii ki arayamadım, soramadım. Her zaman arayıp sorduğum için biraz ihmal ettim. O yüzden kusura bakmasın Hülya ablacığım, ben seni çok seviyorum. Böyle ve dün bana hediye getirdi. Küstüğü halde kalbi rahat etmedi, içi rahat etmedi. Dediğim gibi arkadaşlar, çok güzel, çok temiz bir kalbi var. Rabbim onun kalbine, gönlüne göre versin. Rabbim Şafi ismiyle şifalar versin. Ablam da nakil aldı. Bir 10-11 senelik bir nakli var onun da, böbrek nakli. Tabii pürüzler çıkıyor. Görüyorsunuz ben de öyleyim. Her nakilli olanlar hemen düzeliyor diye bir şey yok. Buradan ablama şifalar diliyorum. Rabbim yardımcısı olsun, yardımcımız olsun. İnşallah hediyeleri göstereyim hemen. Beni hiç unutmaz, sağ olsun. Şöyle bir paketin içinde. Bunu İlknur'a getirdi. Çok güzel paket yaptı. Tabii ki İlknur hemen paketini açtı. Şöyle kristal çay bardakları takımı getirdi. 12'li. Şöyle set halinde getirdi arkadaşlar. Kutusuyla beraber paketi falan çok güzeldi. İlknur'un yaş günü vardı demiştim size. Bugüne denk geldi. Böyle tekrar yerine koyayım. Allah kesesine bereket versin inşallah. Bir de bir videomda ben bahsetmiştim ki ben bu sene Türkiye'ye gidemeyeceğim. Tarhanam yok, kuru fasulyem, kuru biberim falan yok. Tabii ki ablam da gitmedi bu sene izine. Hem rahatsızlık hem de şu hastalık, pandemi hastalığı falan bana tarhana göndermiş. Hülya ablam benim hem takipçim, hem ablam, hem kader arkadaşım. Hepsi bir arada. Bu arada gurbettaşım söyleyeyim. O da gurbette benim gibi. Böyle ama onun tarhanasını Türkiye'den gelmiş. Eltisi göndermiş. Eltisine de buradan çok selam gönderiyorum. Allah razı olsun. Rabbim kesesine bereket versin. Ablam arkadaşlar İzmir... Neydi bu? İzmir Aydınlı. Evet. Unuttum Hülya abla, kusura bakma. İzmir Aydınlı böyle bir tarhana yapıp gönderdi bana, getirdi. Kendi elleriyle getirdi. Emine dedi tarhanam yok dedin dedi. Ben yine dedi sana, seni düşündüm getirdim, sağ ol abla. İnşallah yaptıkça seni anacağım. Hep dualarımdasın. Hep duamdasın zaten. Bunu açmadım ama buzluk olduğu için yaprak arkadaşlar, kendi bahçesinin. Bunu direkt yine buzluğa koyacağım. Size göstermek için çıkardım. Bir de bunu da eşi bana göndermiş. Kadir abi. Şöyle bir çay tepsisi. Hay Allah'ım ya. Çok mahcup düşüyor. Buradan da Kadir abiye, eşine çok selam gönderiyorum. Hediyelerim bu kadardı. Daha ne olsun? Allah razı olsun. Buradan tekrar ablamı çok öpüyorum. Arkadaşlar dua bırakmak istiyorsanız ben yorumlar kısmına dua sabitleyeceğim. İnşallah tüm hastalarımız için o dualar gelsin. Hepinizi yorumlara, sabitlediğim yere, dualara bekliyorum arkadaşlar. Bu kadardı. Ben şimdi gideyim. Üzerimi değiştireyim. Biraz dinleneyim. Elimi yüzümü yıkayayım. Ondan sonra yemeğe geçeyim. Arkadaşlar bizler mutfağa girdik. Şimdi şöyle küçük küçük
Hamurlarımı yuvarladım. Şimdi, değil mi? Kızartacağız onları. Ay, bu fırını açmadık. Şeyi, tencereyi açtık. Açtım mı? Tamam. İbo hamurlara bakacak. Bakayım. Hı, baktım. Tamam. Ben de böyle ufak ufak açacağım onları. Yufka şeklinde. Şey yapalım mı? Köfteleri de bir yandan kısaltalım mı? Hı. Arkadaşlar, kamerayı ayarlayamadım tam hepimizin hani açıyı. Mutfağım çok dar benim. Ancak böyle bu kadar yapabildim. Artık çıktığı kadar değil mi bu? Değilsin. Evet. Sen beni sevmişsin. Ha, oluyor bak İbo. Çevir onları istiyorsan. Şöyle. Ha, böyle diyor. Aha, aynen. Fazla da ince yapmak istemiyor. Çok ince de olmasın, değil mi? Dürüm şeklinde olsun. Şöyle şöyle. Şöyle koyayım. Koy. Ben hazırlayayım böyle tek tek. Evini boşaltıyorum. Yağ falan süreceğiz mi? Yağ sürmeyelim değil mi? Esasında azıcık tavaya koysak ya güzel olur. Hı. Hı? Olur. Birazcık ben koyayım. Babasının evini boşaltıyor arkadaş, ne yapsın? Şöyle çok az. Aynen, daha güzel kızarır bence. Hem yumuşak olur. Sence? Bence de. Bunu ıslak yapıyorlar, kurutuyorlar ya, kışlık hazırlayanlar. Oy, onun böreğini ben çok seviyorum, tava böreği. Erzurum'da çok yapılıyor yani. Erzurum muydu? Yok, o Karadeniz'e özgü sanırsam. Büyük, beni tam tersine biliyor. Yok, o Karadeniz'e özgü. Çok seviyorum. Ben onu tavada böreğini yapıyor, suyla ıslatıp. Na, böyle şey yapıyorlar, kışlık. Tamam işte. Doğrudur. Evet. Esasında onu her yere yapıyor ama o böreğini dediğin herhalde Karadeniz'e... Börek demiyorum ben. Tamam, yufka, yufka işte. Yufka, kışlık. Böyleydi değil mi? Fazla ince yapmayalım. Evet. Bunda yağ çok var. İki ya. Hı-hı. Kızarır şimdi. Evet. Şimdi alırım onu. Orası nasıl gibi? Açı iyi mi? Ne yok? 10 numara 5 yıldız. Tamam. Bu pişti. Evet. Altı da güzel oldu. Onu da koy. Ona hiç yağ koymayalım bu. Koymayalım. Darılıyor. Evet. Artık sen de, ben açmaya geçtim. Tamam. Açmışım bile, hazır ettim. Top bende. Dayı, bu ben tavayı yakıyorum, sen söndürüyor musun? Yok, ben hiçbir şey yapmadım. Aa, tövbeler olsun. Burada da kızartırız bu köfteleri. Aha, çok güzel olur aslında. Durmadan yanması lazım benim için ateş. Bu kendisini kapatıyor sonra da. Elektriği gidiyor evet, pizza tavasına. Isındığı zaman kendisini kapatıyor, yenikten açıyor. Bu niye bağırıyor? Ne bileyim, aynada gördüyse kendisini. Tövbeler olsun ya. Korkmuştu. Söyle. Sen o yüzden mi bağırıyor? Ne oldu, aynada gördü kendisini, biliyor musun? Sen o yüzden. Allah seni. Sesi değişik geliyor. Helyum aldıysa. Şey ya. Balondan. Doğum gününde şişirme balonların havasını çekiyor içine. İyi yapmıyor mu? Saç büyütüyor. İşte. Çok az koy bu. Bir tane sığmaz değil mi?
kahramanı gibi çıkıyor sesi. Arkadaşlar, İlknur size sesini duyurmak istiyor. Uzun konuş bari. Arap selam da yıkıyor. Ben İlknur. Devam et. Ay şu balonun şeyini aldın da. Tutuyorum. Tebrik. Evet, Tebrik'in havasını da şu an boğazıma çektim. Çok komiksiniz. İçimi çekti. Gözükmüyor İlknur. Doğum günündeki balonu. Sanki Disney'de oynayabilirim. Sesim çok tatlı değil mi? Ne hayır olamaz. Mickey Mickey Mouse alabilirim. Ay, böbreğim ağrıdı. Böbreğim mi ağrıdı? Ömrün mü acıdı? Çok mu acıdı? Sevgim oldu geçsin. Ne dersin? Kimin kimin geçiriyorsun? Evet. Ay Allah'ım ya. Evet. Helyum da bitti. Bakın balon da bir şey kalmadı. Ama daha iki var. Sonuçta 20 yaşına girdim. Sadece bu sıfırdı. Ama ikisi de var. Gözükmüyor kızım şöyle. Ha, şöyle. Ama şey tencereye değecektim. Tamam. Mickey Mouse kaçtı. Hadi git. Ya, yok yok gözükmüyor. Hadi git. Hadi git. Hay Allah'ım, bu kadar da arkadaşlar şov. Evet. Hamur çok güzel oldu arkadaşlar. Balon balon şişiyor, böyle kabarıyor. Bir boşuna alsana. Hemen. Ben öbürünü açayım. Ben 2-3 tane açtım. Böyle hazır ediyorum. Mutfak da dar işte. Dediğim gibi bakın bu sıkıcı burada. Valla yine de çok şükür. Yetiyor bize değil mi bu? Çok güzel. Hatta biraz daha dar atabiliriz mutfak. Hayır, bunu da attım ama neyse şöyle uzatayım. Heh, iki tane olsun. İbo da burada köfteleri çeviriyor. Evet. Yanına da soğan mı yaptın? Canın içinde. Evet. Yanına da şöyle. Ben çiğ soğan istiyorum. Çiğ soğan. Yani çiğ soğan da aradık diyecektim ya. Şöyle şunu çiğ yiyecek. Bunu ben kavuracağım. Değil mi? Sen kavurulmuş istedin. Ben çiğ istedim. Hı hı. Maydanozumuz yok. Olsun. Maydanozsuz olsun. Maydanoz da olmayan versin. Hiç olmaz. Yağ koymuyor gibi. Koyayım mı? Ben yumuşak olur. Çocukların yanına koysam da gitsem de kırılmaz bu arada. Şöyle çok az gezdireyim. Biz pişirmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Son iki hamur kaldı. Onları da yaptık mı bitti. Yani iki bezem yok. Üç bezem daha varmış. Burası da güzel gözüküyor yani. Hamurların yuvarlak haline arkadaşlar. Ben şu haline beze söylüyorum. Beze. Benim sesim değişiyor bu ya. Olabilir. Allah Allah. Anlamadım. Bugün değişmesin de. Değil mi? Heh. Ha, proteini kapattın ya, iyi oldu. Evet. Sen şu kapıyı açık tutun ya, çok hoşuma gidiyor. Hoşuna mı gidiyor kapıyı açık bırakmak? Bütün kokuya ne geliyor? Oh. Allah, sanki hava sıcak. Bari hani şey, cam kapatsa biliyoruz rahatlıkla. Bunun içine bir şey döküyor mu Hatun? Neyin üstüne? Bunu, pul biberi falan. Sonradan istemiyorsan kapat. Yok yok, öyle sade kalsın soğan. Bakayım, götüreyim sizi. Burada da soğanlar oluyor. Değil mi? Soğanlar pişiyor, evet, ufak ufak. Hı hı. Tekrardan yerinize koyayım sizi.
boşluğunu ben hemen ekmek atayım. Arkadaşlar ekmekler pişti. Böyle oldu. Şimdi bizler sofraya geçiyoruz ve yumuşak oldu. Yağ falan sürmedik. Tek ilkine sürdük. Ama diğerlerine gerek kalmadı. Çünkü hamuruna ben bir yumurta kırdım. Sizinle de paylaştım. Bir de süt koyduğum için yumuşak oldular. Şimdi biz sofraya geçiyoruz. Arkadaşlar bir de unuttum göstermeyi. Şöyle Kader arkadaşım dediğim Hülya ablam bana bir de böyle kendi memleketlerinden gösterdim mi kamerada hiç hatırlamıyorum. Kırmızı toz biber getirdi. Gösterdim mi bilmiyorum arkadaşlar. Herhalde bunu camın üstünde unuttum. Bunu da göstermek istedim. Şöyle kırmızı toz, acı biber. Bunlar biberi kendileri yapıyorlarmış. Hatta zeytinyağı da getiriyordu, veriyordu ama bu sene kendisi gitmediği için veremedi. Yine de Allah razı olsun ablamdan. Rengi cidden böyle yani koyu gözüktüğüne bakmayın arkadaşlar. Arkadaşlar bizler yemeklerimizi yedik. Şöyle her yer bulaşık dolu. Ocak battı, yağ dolu. Şuralar toplanacak. Tenceremin içi un. Vallahi yorgunum da nasıl yapacağım bilmiyorum. Şuraları hemen toparlamam lazım. İlk Nur'la beraber sofrada duruyor ortada. Şöyle bir de çay yaptı İlk Nur bana. Isırgan otu çayı. Arkadaşlar bunun faydası da şeymiş. Ödem attırıyor. Ödem. Onun için şöyle Almancası da. Brennnessel tea, yani ısırgan otu. Her neyse arkadaşlar ben biraz saçmalıyorum herhalde. Kapatayım çünkü çok yoruldum. Benim videom bugünlük buraya kadardı. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir başka videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.